Görselleştirmeyi uygulamak için elde etmek istediğimiz şeyin net bir görüntüsünü çizmemiz ve bunu zaten başardığımızı hayal etmemiz gerekir. Çok meşgul ve aceleniz olsa bile, yaklaşan durumda kendinize ideal bir imaj çizmek için biraz zaman ayırın. Satış görüşmeleri yapacaksanız, üstlerinizle bir toplantı yapacaksanız, topluluk önünde konuşacaksanız veya zihinsel eğitim gerektiren ve en iyi niteliklerinizi göstermeniz gereken başka faaliyetlerde bulunacaksanız bunları yapın başlamadan birkaç gün önce konsantre olun ve her şeyi ne kadar başarılı bir şekilde yönettiğinizin net bir resmini çizin. Bu resme bakacaksınız ve bilincinizin gözü bizim görmek istediğimiz ideal sonucu görebilecek. İlk olarak sözleşme imzaladığınız, sipariş verdiğiniz veya başka bir şey için bir imge hayal etmeniz gerekiyor. Bu sizin ideal sonucunuz. Görselleştirmeyi kullanmanın amacı başarılarınızdır. Görselleştirmeyi topluluk önü konuşmaları için kullanırsanız sizi olumlu algılayan bir kitle hayal etmeniz gerekir. Geri bildirime hazırsınız ve sonunda alkışlarla teşekkür ediyorlar. Hatta maksimum başarıyı elde etmek istediğiniz için ayağa kalkıp sizi alkışlayacaklarını hayal edebilirsiniz. Amacınız sadece seyirciyi memnun etmek değil, mükemmel performansınızla onlara bir zevk duygusu yaşatmaktır.